Futbol Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Sercan'la birlikteyiz. Fenerbahçe'deki transfer gelişmelerini konuşacağız. Sercan öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ediyorum Sercan. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. İzleyicilerimize de güzel, keyifli yayınlar dileyelim. Ve istersen böyle vakit kaybetmeden Fenerbahçe'deki sıcak gelişmelerle başlayalım, devam edelim. Fenerbahçe transfer dönemine, devre arası transfer dönemine çok hızlı girmişti. Önce Bonucci transferi. Ardından Krunic transferi derken böyle nokta atışlarıyla devam ediyordu ki Fenerbahçe'de bu nokta atışları aynı hızda devam edecek gibi gözüküyor. Ben sözü sana bırakayım. Detayları alalım. Sonrasında da farklı konulara geçeceğiz elbette. Teşekkür ediyorum Murat. Dediğin gibi Fenerbahçe eksik bölgelerine önemli hamleler yaparak yoluna devam ediyor. Bonucci, Krunic ardından da Çağlar Söyüncü hamlesi geldi. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü %99 oranında artık Fenerbahçe'de diyebiliriz. Bu transfer zordu. Neden zordu? Çünkü Simeone oyuncuyu Türkiye'ye göndermek istemiyordu. Türkiye'ye kiralamak istemiyordu. Ama burada oyuncunun Fenerbahçe'ye gelme isteği bu transferi bitiren durum oldu diyebiliriz. Hem Cengiz Ünder hem de İrfan Can Kahveci'nin yakın arkadaşı olması Çağlar'ın Fenerbahçe'yi tercih etmesinde büyük bir sebep. Aynı zamanda oyuncu Euro 2024'de de hazır gelmek istiyor. Bunun için Fenerbahçe'yi tercih etti. Burada İsmail Kartal'ın da yerli bir stoper istemesi bu transferin en önemli sebeplerinden biri. Çünkü hoca Osay Samuel'den vazgeçmek istemiyor Murat. Ve bunun için Çağlar Söyüncü hamlesi geldi. Artık oyuncunun önümüzdeki 2-3 günde Türkiye'ye gelip resmen Fenerbahçe forması giymesini bekliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'de daha farklı isimlerde yavaş yavaş gündeme düşmeye başlayacak. Özellikle kanat forvette Fenerbahçe'de önemli bir transfer olacak. Bunu da söyleyelim. Ama ben öncelikle Çağlar Söyüncü ve stoper tandemi hakkında bir yorum yapmak istiyorum. Bildiğin gibi Fenerbahçe Bonucci, Cuku, BK ve Çağlar'dan oluşan bir dörtlü stoper hattı kuruyor. Şimdi bu stoper hattı çok kritik. Çünkü bu dört oyuncu da oynamak isteyen ve oynama yetisi olan oyuncular. Yani bunların hangisini ilk 11'e koyarsan koy sırıtmaz gibi bir durum var. Şimdi bir tarafta Çağlar Söyüncü Premier Lig'de neler yaptı, neler başardı ortada. Milli takımımızın önemli oyuncularından biri. Bir tarafta bir efsane var, Bonucci var. Bir tarafta 9 milyon euro bonservis verdiğiniz BK var. Bir tarafta da ligin belki de en iyi stoperlerinden olan Cicu var. Şimdi böyle bir dörtlüğü nasıl kullanacak İsmail Kartal? Bu çok önemli. Çünkü stoper bir takımdaki en kritik bölge. Burada fazla rotasyon yapmak takımı bozabilir. Stoperlerin birbiriyle oynaması, birbirine alışması takıma daha fazla katkı sağlar şampiyonluk yolunda diye düşünüyorum. Burada nasıl bir rotasyon yapacak, nasıl bir tercih yapacak çok kritik nokta. Ama benim tahminim Osay Samuel'den vazgeçemeyen İsmail Kartal'ın Çağlar'ı mutlaka oynatacağı, yanındaki ismi de performansa göre değerlendireceğini düşünüyorum. Burada da Cicu ismi çok fazla ön plana çıkacak gibi duruyor. İstersen İsmail Yüksek hakkında da konuşalım Murat. Çünkü İsmail Yüksek'e teklifler geliyor. Stuttgart'tan, Lyon'dan, Bayer Leverkusen'den teklifler geliyor. 10-12 milyon euro bandında bu teklifler. Ama Fenerbahçe oyuncuyu devre arasında bırakmak istemiyor. Aynı zamanda oyuncu da devre arasında gitmek istemiyor. Çünkü oyuncu Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşayıp bunun ardından Avrupa'ya transfer olmak istiyor. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Yani 18-20 milyon euroları görmezse devre arasında İsmail Kartal Fenerbahçe'de, İsmail Yüksek özür diliyorum, Fenerbahçe'de kalmaya devam edecek diyebilirim. Aynı zamanda yine ayrılması gündeme gelen, sürekli konuşulan Michy Batshuayi var. Fenerbahçe Batshuayi ile de yoluna devam edecek. Hem İsmail Kartal'ın oyuncudan vazgeçmemesi ve önemli bulması takım için, hem de Batshuayi'nin geçmişe nazaran şu an takımda daha mutlu olmasından, daha da verimli olmasından kaynaklı olarak Fenerbahçe Batshuayi ile devre arasında yollarını ayırmayı düşünmüyor. Şimdi gelelim transfere, tekrardan dönelim istersen. Sol açık, sol kenar forvet bölgesine Fenerbahçe'nin kritik bir hamlesi olacak. Öncelikle Ryan Kent ile Fenerbahçe yollarını ayıracak. Joshua King ile yollarının ayrılması düşünülüyor. Çünkü King her ne kadar oynadığı zaman performans veren bir oyuncu olsa da
sürekliliği olmayan, sakatlık problemleri yaşayan bir oyuncu ve Fenerbahçe oraya Kent ve King'den boşalan boşla önemli bir yıldızı kadrosuna katmayı düşünüyor. Burada Martial ismi ön plana çıkıyordu. Oyuncunun menajeri de Türkiye'ye gelip bazı temaslarda bulundu. Sadece Fenerbahçe'yle değil, Beşiktaş'ta da bulundu ve başka takımlarla da bulundu. Ama oyuncunun şu an Fenerbahçe transferi pek mümkün gözükmüyor. Çünkü İsmail Kartal'ın önceliği değil. Bunu net bir şekilde söyleyelim. İsmail Kartal orada daha genç potansiyelli bir oyuncu istiyor. Bu isim de Saldana. Bildiğin gibi Partizan'ın oyuncusu Saldana. Fenerbahçe bu oyuncuyla da temas halinde. Hem kendisiyle hem de kulübüyle temas halinde. Fenerbahçe'de sol kenar forvet için öncelik Saldana gibi gözüküyor Murat. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında ben bazı isimler vereceğim. Fenerbahçe Memphis Depay ve Promis'le de ilgileniyor. Özellikle Selahattin Baki Atletico Madrid'le görüşürken Depay ismini de masaya yatırdı. Bu ismi kesin bir şekilde söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin geniş listesinde olduğunu. Depay zaten Atletico Madrid'de istediği süreleri bulamıyor. Eski formunda değil ve o da belki de yeni bir başlangıç için Fenerbahçe'ye gelebilir. Onun dışında Promis, oyuncu Spartak Moskova'da oynuyor. Bildiğin gibi çalkantılı dönemlerden geçti ve sorunlu bir oyuncu. Bu oyuncuyu teknik heyetin ve Ali Koç'un isteyip istemeyeceği hakkında bazı soru işaretleri var kafamda. Çünkü Fenerbahçe yaptığı transferlerde karakteri daha fazla ön plana çıkan oyuncuları, aidiyet duygusu ön plana çıkan oyuncuları tercih ediyor. Burada Promis belki bundan dolayı geri planda kalabilir ama geniş listede olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda oyuncunun da sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyor. Böyle bir avantaj var Murat. Bunu söyleyebilirim. Sen neler düşünüyorsun? Senin de yorumunu merak ediyorum açıkçası. Evet, yani şöyle hızlıca bir Fenerbahçe'nin aslında tüm transfer gündemini neredeyse değerlendirmiş, aktarmış oldum. Öncelikle sol kenar forvetle alakalı şunu söylemek istiyorum. Şimdi Anthony Martial'in biliyorsun ki sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Yani orada bir transfer kolaylığı elbette olacaktır. Bunu sadece Fenerbahçe için değil, Martial'le ilgilenen tüm takımlar için söyleyebilirim. Saldana isminde şöyle bir durum var aslında. Saldana sol ayaklı bir oyuncu. Hani Saldana'yı solda oynatmanın ben onun biraz etkinliğini azaltacağını düşünüyorum. Çünkü biraz kendisi ikinci forvet gibi. Yani bir Talisca benzetmesi yapılıyor oyuncuyla alakalı. Roberto Firmino benzetmesi yapılıyor oyun tarzıyla alakalı. Hani oyuncu biraz daha ya merkeze yakın ya da sağa yakın oynasa bana daha etkili olur gibi geliyor. Sol ayaklı olduğu için ki oyuncunun da zaten meziyetleri birazcık işte içe kat edip şut atmak üzerine olan bir oyuncu. Bağlantı oyununda çok etkili bir oyuncu ki Firmino benzetmeleri bundan dolayı yapılıyor. Talisca benzetmesi de yine içe kat edip skor üretmesinden dolayı yapılıyor. Hani hem Martial hem Saldana ikisi aynı anda bence mesela katkısı yine olabilir diye düşünüyorum ben. Martial biraz daha tipik bir kanat forvet, sol tarafta oynuyor. Şenol Güneş döneminde Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan alınan verim, Larin'den alınan verim aslında biraz oyuncuya böyle benzer bir hani projektör tutabilir. Onu söyle, bir projeksiyon olabilir oyuncu için. Onu söyleyebilirim. Onun dışında aslında senin söylediklerine ek olarak da tabii yine stoper konusunda bir elde bolluk olacak İsmail Kartal'ın elinde. Ya bu biraz benim için soru işareti açıkçası. Çünkü oradaki oyuncuların tamamı çok değerli oyuncular. Yani aldığınız oyuncuların hiçbirini kenarda bırakmak çok hani doğru olmayabilir ki işte Çağlar Avrupa Şampiyonası'nda oynayabilmek için geliyor tekrar Türkiye'ye. Sürekli oynama garantisiyle geliyor. Diğer tarafta yeni transferiniz Bonucci var. Belki Bonucci kulübede kalmayı kabul edebilir yani sezon sonuna kadar. Hani bilemiyorum, onun da bir tabii işte milli takıma dönme düşüncesi var mı? Avrupa Şampiyonası düşüncesi var mı ama orada belki böyle bir şey olabilir. Bekao kulübe yolu gözükecek gibi gözüküyor Bekao'ya. Ciku'yu performansından dolayı yani kesmeniz çok mümkün değil. Yani burada İsmail Kartal'ın işinin ben zor olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim değerli yorumların ve aktardığın tüm bilgiler için. İzleyicilere de yine teşekkür ediyoruz. Onlar da yayının başından sonuna kadar bizi izleyerek destek oldular. Yayını beğenirlerse daha fazla futbol severe ulaşabiliriz. Bunu söylemiş olalım. Bu bizim için çok önemli, çok değerli bir detay. Yayını beğenmeleri bizim açımızdan bu anlamda çok önemli olacaktır. Yayın bittikten sonra da yine sorularını yazabilirler. Şu an hatta soru yazmak isteyen izleyicilerimiz varsa böyle bir iki soru da cevaplayabiliriz. Yayın bittikten sonra da yine yorumlar kısmına yorumlarını yazabilirler diyelim. Futbol Plus'a da tabii abone olarak önümüzdeki tüm yayınlardan
haberdar olabilirler. Senin son böyle eklemek istediğin bir detay varsa onu da alabilirim. Son olarak şunu kısa bir şekilde söyleyelim. Bazı gidecek oyuncular olacak. Bunlardan Mert Hakan Yandaş olabilir, Emre Mor olabilir. Bu iki isimle Anadolu kulüpleri ilgileniyor. Zaten dün Emre Belezoğlu'nun da bazı açıklamaları oldu. Özellikle Mert Hakan için. Aynı zamanda Lincoln Henrique de büyük ihtimalle bir Anadolu kulübüne kiralanacak. Her ne kadar Fenerbahçe'de oynadığı sürede katkı sağlasa da sakatlık dönüşü, şampiyonluk yolunda giden bir takım için Lincoln Henrique maalesef kontenjanı eksi yönde etkiler gibi gözüküyor. Bir soru gelmiş, onu okuyalım. Radek Kurun için sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe satın alma opsiyonu ile kiraladı. Bu işte bir yanlışlık yok mu demiş. Yani burada şöyle söyleyelim. Fenerbahçe devre arasındaki limitini daha önemli bir oyuncu harcamak istediği için böyle bir yola gitti. Oyuncunun bonservisi sezon sonunda alınacak. Yani Fenerbahçe devre arası için Kurunic'e ödeyeceği bonservis bedelini bir şekilde sezon sonuna aktarmış oldu. Bunu söyleyelim. Bu kadar oyuncu alınıyor. Limiti nasıl tutturuyorlar? Bunu anlatabilir misiniz demiş. Fenerbahçe birçok oyuncu satıyor bildiğiniz gibi. Buralarda Fenerbahçe'nin çok avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Diğer rakiplerine göre. Şimdi elinde Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Şimanski gibi önemli oyuncular var. Bu oyunculara Avrupa'dan birçok teklif geliyor. Fenerbahçe yine bu tarz yüksek meblağda bir satış yaparak limitini her türlü düzeltebilir. Yani Fenerbahçe bu satış işini iyi becerdi diyebilirim Murat. Evet, tekrardan teşekkür ediyorum aktardığın detaylar için. Futbol Plus'ta yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak da önümüzdeki yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.